Dünya nüfusu hızla artıyor, kullanılabilir su kaynakları ise tükeniyor. İnsanlığın geleceği açısından atık suların ve deniz sularının arıtılması hayati bir önem taşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki Profesör Doktor Dinçel Topacık, Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi kısa adıyla MEMTEK'te nanoteknolojiyle geliştirilmiş yerli membran üretiliyor. Ticarileşmesi öngörülen ürünün arıtma teknolojisine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. İhtiyaçlar fazla, kaynaklar sınırlı. Hızlı nüfus artışı karşısında tasarruf edilmesi gereken en önemli değerlerin başında su geliyor. Mevcut kaynakları artıramayacağımıza göre çözüm atık suyun ve deniz sularının arıtılmasından geçiyor. Dünyanın %97'si suyla kaplı olsa da bunun ancak %3'ü tatlı su özelliği taşıyor. Bu oranın da yine %3'lük kısmı kullanılabilir su niteliğinde. Bu noktadan hareketle insanlığın geleceği açısından atık suyun ve deniz suyunun arıtılması hayati bir önem teşkil ediyor. Dünya ölçeğinde membran teknolojileri konusunda uzmanlaşan İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki Profesör Doktor Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi kısa adıyla MEMTEK sahip olduğu altyapı ve bilgi teknolojisiyle dünyada ilk 5 Ar-Ge ve uygulama merkezi arasında yer alıyor. İsmim Profesör Doktor İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü yapıyorum. Bir diğer görevim akademik anlamda şu anda bulunduğumuz Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin de yöneticiliğini yapıyorum. Yaklaşık bizim 10-15 yıllık çalışma akademik birimimizi ürüne dökebileceğimiz bir ortam oluşturmak istedik. Ve 2006 yılında birçok üniversiteden araştırmacı ekiple birlikte bu projeyi Devlet Planlama Teşkilatı, o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı'na sunduk. 2007-2008-2009 biraz uzun bir macerası oldu ama 2010 yılında o zamanki yöneticiler sağ olsun bu merkezin desteklenmesine karar verdiler ve belli bir bütçe ayırdılar. Ve burası 2011 yılında kurulmaya başlandı. 2011 yılında kurulan 22 Mayıs 2013'te Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu tarafından resmi açılışı yapılan MEMTEK'te 35 kişilik bir akademik kadroyla 4 yıl süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde nanoteknolojiyle geliştirilmiş yerli membran üretiliyor. Suyun içerisindeki iyonları yani tuzları sudan ayırması ve tuzlu suları içilebilir hale getirilmesi. Yani membranların en önemli maksadı bu. Bizim buradaki MEMTEK'i kurmamızdaki en önemli gaye birincisi atık suların içilebilir hale getirilmesi için prosesler geliştirmek ve bu ki bu proseslerin en önemli kaynağında membranlar bulunuyor. Bir diğer önemli ikinci kademede işte tuzlu suların özellikle deniz suyunun arıtımına yönelik teknolojileri Türkiye'de geliştirmek. Membran bilimi ve teknolojisi son zamanlarda mevcut su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla çok fazla önem kazanmaya başladı. Membran üretimi yüksek teknoloji, bilgi birikimi ve deneyim gerektiriyor. Singapur, İsrail, Malezya, Çin, Amerika arıtma teknolojisi üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürüten ülkelerin başında geliyor. Örneğin Singapur atık suyun %50'sini arıtıp içme suyu haline dönüştürebiliyor. İsrail'de bu rakam %80'i buluyor ve atık su arıtıldıktan sonra tarımsal sulamada değerlendiriliyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, İspanya, Kuzey Amerika, Çin birçok ülkede artık deniz suyu arıtımı artı atık suyun geri kazanılması çok önemli, elzem hale geldi. Bizim Türkiye için henüz çok önemli bir problem olmuyor olsa da geleceği düşünerekten bizim bu teknolojileri Türkiye'de yerli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bu maksatlı olarak şu anda ürün odaklı projeler gerçekleştiriyoruz.
kişi başı tüketilebilir yıllık 1500 metreküp su miktarıyla su stresi altındaki ülkeler arasındayız. Ancak önlem alınmadığı takdirde su fakiri ülkeler arasına girme riskiyle de karşı karşıyayız. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 70-75 milyon. Bu ne demek? Eğer mevcut içilebilir su kaynaklarımıza yeni kaynakları dahil etmezsek, nüfusumuz yaklaşık 100 bin kişiye ulaştığında kişi başına su tüketimi 1000 metreküpler seviyesine geliyor ki bu durumda su kıtlığı olan ülkeler sınıfına dahil olacağız. İşte bunu bu aşamaya getirmeden bizim yeni su kaynakları üretip bu 1500 metreküplerin altına düşmememiz gerekiyor. Temiz bir gelecek için düşük maliyetle yüksek teknoloji gerekiyor. Çözüm atık suların ve deniz sularının arıtılarak geri kazanılmasından geçiyor. En önemli kaynak atık suların geri kazanılması. Biliyorsunuz evsel atık sular olsun, endüstriyel atık suları arıtıp tekrar kullanabilmek artık günümüz teknolojisinde mümkün. Şimdi özellikle Memtek'te yaptığımız çalışmalar içerisinde evsel atık suları hem tarımsal hem de içme suyu seviyesinde getirebilecek teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ters ozmoz membranlarını geliştirip hem laboratuvar hem pilot ölçekte denemelerini yapan Memtek, ileri ozmoz teknolojisi üzerinde çalışıyor. İleri ozmoz konusunda geliştirdiğimiz teknoloji muhtemelen dünyada geliştirilen, yapılan çalışmaların da çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Birim metrekare membran alanından geçen su miktarı dünya ölçeğinde, literatüründe yapılan çalışmaların çok çok üzerinde çıkmış durumdayız şu anda. Dolayısıyla hem ters ozmoz, ileri ozmoz, nanofiltrasyon membranlarının geliştirilmesi, bunların ticari ürüne dönüştürülmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Membranlar üretim yapısına göre levha ve silindirik olarak ikiye ayrılırken, malzeme çeşidine göre polimerik, seramik ve kompozit olarak üç başlıkta ele alınıyor. Silindirik membran ticari ismiyle hollow fiber 1 mm çapa sahipken, levha membranın kalınlığı yaklaşık yarım milimetre seviyesinde. Membranların levha halinde ve silindirik halde üretildiğini söylemiştik. Şu anda elimizde tuttuğumuz levha halde üretime bir örnek. Bu yaklaşık olarak 400-500 nanometre kalınlığında bir yapı. Yüzeyde 10 nanometre, 20 nanometre büyüklüğünde gözenekler var. Su bu gözeneklerden geçerken partiküller yüzeyde tutuluyor. Bir diğer ikinci üretim şeyimizde silindirik tarzdaki membranlardı. Şu gördüğünüz çok ince, yaklaşık çapı 1 milimetre çapında fiberlar. Bunlara biz hollow fiber membran diyoruz, silindirik yapılı membranlar. Bunlar üretim yöntemine bağlı olarak 1 milimetre çapında, yarım milimetre çapında, 2 milimetre çapında olabiliyor. Suyu ya bu iç boşluğa verip şu göremediğimiz yine yüzeydeki gözeneklerden dışarı doğru süzülmesini sağlıyoruz veyahut da iç kısma vakum uyguluyoruz, dışarıdan suyu silindirin iç kısmına doğru süzüp ortadan suyu alıyoruz. İki şekilde de bu çalıştırılıyor. Sadece su atık su arıtımında değil, bu silindirik membranlar aynı zamanda bu hemodiyaliz ünitelerindeki kanı süzmek için de kullanılıyor. Aslında belki su atık su sektöründen çok sağlık sektöründe de bu silindirik membranları görebiliyoruz. Membran teknolojisi uygulanmaya başlandığında konvansiyonel atık su arıtma tesislerindeki çöktürme işleminin yerini alacak. Bu şekilde alandan tasarruf sağlanmasıyla birlikte tarımda ve endüstride kullanılabilecek daha yüksek kalitede su elde edilmiş olacak. Elimizde gördüğünüz levha bir membrana örnek. Biyolojik atık su arıtma tesislerinde membran biyoreaktörlerde kullanılan modül, levha modül. Burada bir plastik çerçeve etrafına bu gördüğünüz beyaz membranı değişik ultrasonik veya lazer yapıştırıcılarla yapıştırıyoruz. Her iki taraftan yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi ve bu şekilde bu modülü elde ediyoruz.
Bu levha modülleri örnek. Silindirik membranların kullanıldığı modüller ise şu şekilde gördüğünüz gibi bir tüp etrafına silindirik membranları boydan boya yerleştiriyoruz. Daha sonra her iki uçtan bunların yapıştırılması gerekiyor. Yapıştırıcıları her iki uça gönderiyoruz ve şurada gördüğünüz şekilde yapıştırdıktan sonra membranları buradan kesip şu noktada kesiyoruz ve iki uçtan yapıştırılmış haliyle silindirik membranları bu modülün içerisine yerleştiriyoruz. Bu gördükleriniz bizim Memtek'te ürettiğimiz silindirik hollow fiber membran modülleri. Son hali budur. Son hali. Bu nihai olarak kullanılabilen 1 metre uzunluğunda ve 4 inç çapında olan bir hollow fiber membran modülüdür. Gerçek ölçekli diyebiliriz buna. Nerede kendine yer bulacak? Bunlar atık su arıtmada, ön arıtma, içme suyu arıtımında, deniz suyunun ön arıtımında bu modülleri kullanabiliyoruz. Örnek modül, Türkiye'de geliştirilen ilk membran biyoreaktör modül prototipi olma özelliği taşıyor. Bu modülü alıyoruz levha halinde. Yan yana birçok modülü yerleştirerek daha büyük modül haline getiriyoruz. Bu gördüğünüz bir prototip, membran biyoreaktör, atık suların arıtıldığı, biyolojik arıtmada kullanılan membran biyoreaktör sistem prototipi. Yaklaşık olarak bir 15-20 kişinin atık suyunu arıtabilecek kapasitede bir sistem. Bu prototipi, membran prototipini de burada Memtek'te geliştirmiş bulunmaktayız. Güney Kore, Tunus, Almanya, Amerika, Çin gibi ülkelerle uluslararası nitelikte proje ortaklığı yapılan merkezde geliştirilen ilk yerli membranın birkaç sene içinde ticarileşmesi öngörülüyor. Zira yatırımcıların bu konuya ilgisi artıyor. Türkiye'de bu konuya yatırım yapmak isteyen ciddi yatırımcılar var. Çünkü hem ülkemiz için gerekli hem de yakın çevremizdeki ülkeler için çok gerekli bir teknoloji. Bunun yerli olarak üretilmesi Türkiye'de çok önemli. Memtek'in olması ülkemizde yatırımcıları hem teşvik ediyor hem de cesaretlendiriyor. Su ve atık su teknolojisiyle ilgili fuarlarda yerini alan Memtek, sektör temsilcilerinin yoğun bir ilgisiyle karşılaşıyor. Memtek, su atık su teknolojisinde kurulmuş en önemli merkezlerden birisi. Dolayısıyla fuarlara katıldığımızda yerli katılımcılardan çok büyük hem övgüler alıyoruz hem de desteklerini görüyoruz ve daha iyi noktalara nasıl gelmemiz gerektiği konusunda kendileri bizleri teşvik ediyorlar. Biz de tabii bundan çok büyük gurur duyuyoruz ve oradan aldığımız ilhamla yeni çalışmaları başlatıyoruz. Bizim sanayiciyle bir araya gelmemizde özellikle fuarların çok büyük katkısı oluyor. Akademik kadro bir yandan membran teknolojisi geliştirirken diğer yandan arıtmaya dair geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Hem sanayici, sanayi kuruluşlarına hem de belediyelere özellikle su ve atık suların arıtılabilirliği konusunda hizmetler veriyoruz. Bir diğer verdiğimiz hizmet membran otopsisi. Şimdi insan otopsisi nedir biliyoruz ama membran otopsisi nedir diye sorduğumuzda membranlar zamanla tıkanıyor. Bu tıkanmanın araştırılması ve sonrasında nasıl önlemler alınması gerektiği konusunda kirlenen membranlar şu ana kadar yurt dışına gönderiliyordu. Şimdi bu aşamada Memtek'in hizmetleri ve buradaki altyapı sayesinde membran otopsisini burada yapabiliyoruz. Ülkemizde son 10 yıllık süreçte katma değeri yüksek ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli mesafeler kat edildiği tespitinde bulunan Profesör Doktor İsmail Koyuncu sözlerini noktalarken sorumluluğumuzun bilinciyle ülkemize katkımızı sürdüreceğiz diyor. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ülkemiz için hakikaten çok elzem. Biz Memtek olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ve yerli olarak membranların Türkiye'de geliştirilmesi, bunun yaygınlaştırılması üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.